Neriman hoş geldin. Merhaba. Bir Brezilya macerası bir senenin ardından yeniden Japonya. Öncelikle oradan başlayalım. Ne hissediyorsun? Yeniden Japonya'ya dönmek nasıl bir duygu? Keyifli de bir soru sordun aslında. Çünkü benim için Brezilya macerası dedin ama benim kariyerimde çok özel bir yeri olan da bir yer. Şampiyon olarak bitirdik biliyorsun. Ondan sonra Güney Amerika Şampiyonu Kupası'nı aldık. Aynı burada Avrupa'da bizim bildiğimiz Şampiyonlar Ligi statüsünde oynanan bir turnuva o da. Dolayısıyla böyle binir bir tarzda bitirmek benim hem kariyerim açısından, belki kariyerimin uzaması açısından bu seviyelerde kalabilmek tarafından bakıldığında çok önemli bir adımdı benim için. Doğru zamanda doğru yerde bulunduğum için de belki başarılı bir şekilde bitti. Çünkü Japonya'dan sonra özellikle de 4 sene Japonya'da farklı bir pozisyonda forma giydikten sonra tekrardan servis karşılayan bir 4 numara pozisyonuna döndüğünüzde tabii ki bazı riskleri göz önünde bulunduruyorsunuz. Ülkenin sürekli şampiyon olma adayı olarak gösterilen önemli bir takımına, etrafınızda 2 kez olimpiyat şampiyonluğu görmüş önemli atletlerin içine böyle bir challenge'ın arasına dahil oluyorsunuz ve bu benim için çok önemli bir testti aslında. Ve tabii ki 30 yaşından sonra da hem bir sporcunun hem bir kadının bence hayatı dramatik bir şekilde değişiyor. Yani bu hem iyi yönde hem kötü yönde, dramatik olarak sadece negatif değil ama farkındalıklar artıyor. Ne istediğimi biliyorum, ne istemediğimi biliyorum. Sahada daha olgun bir tavır. Dolayısıyla belki de bu tecrübelerin hepsi bana yardımcı oldu ve çok güzel bir tecrübe oldu. Şimdi tekrardan bir dönüş var, evet. Sanki böyle gittiğim, çizdiğim rotayı tekrardan şimdi geriye dönerek geri geliyormuş gibi hissediyorum aslında. Japonya'da benim kariyerimde geçtiğim noktalardan bende en çok iz bırakan hem kültürel anlamda hem voleybol anlamında bana çok şey öğreten, bence karakteristik olarak da mesela çok sabırlı bir insan değilimdir. Ama bunu sahada öğrendiğim, yavaş yavaş belki sezonlara yayarak öğrendiğim çok önemli bir yere sahip. Dolayısıyla oraya dönmekten dolayı ben çok mutluyum. Bu soru belki de en çok sana sorulması doğru olur açıkçası. Polonya, Rusya, İtalya, Brezilya, Japonya gibi birçok ülkede oynayan belki de nadir Türk voleybolcularından birisin. Türk voleyboluyla oraları kıyasladığında neler söylersin? Seni etkileyen en büyük voleybol kültürü hangisi oldu mesela? Şimdi ben genç yaşlardan itibaren hep yurt dışına çıkmak benim hayalimdi. Tabii o zamanlar Türkiye Ligi'nin durumu, kalitesi stabil olarak bu seviyede değildi. Tabii ki çok önemli yabancılar geliyordu ama bu yabancıları getirebilen takım sayısı sınırlıydı. Bugüne baktığımızda artık biz dünyada ekol olarak bir İtalyan ekolü, Rus ekolü diye konuştuğumuz zamanları sanki böyle geçtik ve artık bir Türk ekolü de oluşmaya başladı. Bu tabii ki çok sevindirici. Hem basın olarak bence voleybol anlamında çok doğru bir gelişim kaydettik diye düşünüyorum. Hem sosyal medyayı doğru kullanmaya başladık, iyi bir network oluşturduk. Türk voleybolunu iyi temsil eden iyi sporcular yetiştirmeye başladık. Bunlar da hem sponsorların hem yatırım araçlarının, federasyonumuzun çok büyük bir katkısı var diye düşünüyorum. Sadece son olarak görev alan federasyonun değil fakat bunun başlangıcından, topa dokunduğum günden itibaren emeği geçmiş. Herkes, 4 tane federasyon gördüm çünkü çok iyi kulüplerde forma giyme şansı buldum. Belki başlangıç anlamında da Eczacıbaşı gibi iyi bir kulüpte, kültürel anlamda da spor kültürünü gerçekten çok iyi benimsemiş bir kulüpte başladım. Dolayısıyla hepsi bir araya geldiğinde ve diğer ülkelerin de spora bakışını gördüğümde evet onlar bizden olimpik düşünce anlamında hep bir adım öndeydiler. İtalya'ya gittiğimde, Polonya'ya gittiğimde onların voleybolu koyduğu sıra çok farklıydı. Her ülkede bir futbol aşkı vardır. O mücadeleyi sever insanlar, birebirdeki mücadeleyi severler. Ben de izlemeyi çok seviyorum bu arada hepsini. Biz şimdi onu biraz daha böyle voleybola sanki transforme ediyormuşuz gibi geliyor. Bu da çok sevindirici. Çok büyük bir gelişim var. Fakat ben tekrardan İtalyan ekolünü burada her ne olursa olsun, hangi krizden geçerseler geçsinler, ellerindeki en iyi malzemeyle çok iyi işler çıkarttıklarını düşünüyorum. Türkiye'de artık o seviyede. Dediğim gibi yani kıyas anlamda çok böyle çekineceğimiz, işte bunu da örnek almalıyız, artık onlar gibi olmalıyız diyebileceğimiz çok durum kalmadı gibi. Sanki bu makasın aralığı biraz daha daraldı ve artık biz de örnek alınan yönetim tarzı olmaya başladık. İşte herkes şu anda
Voleybol Federasyonu'nun aldığı turnuvalardaki organizasyondaki başarısını konuşmaya başladı. Bunu sesli bir şekilde de dile getirmeye başladılar. Dolayısıyla bence bunların hepsi sadece voleybol başarısı anlamında değil ama biraz daha geniş bakarsak çok önemli şeyler. Peki Brezilya maceran neden bir sene sürdü? Daha uzun süre kalmak senin fikrinde var mıydı yoksa? Çünkü şampiyonluklar kazandın orada. Bir sene sürmesinin nedeni neydi? Şimdi tabii ben 34 yaşındayım. Çok açık ve dürüst olmak gerekirse bundan 10 yıl önce bana böyle bir şey sorsaydın belki orada kalmak isteyebilirdim ya da İtalya'ya dönmek isteyebilirdim. Fakat kariyerimin bu kısmında bu işi çok uzun yapamadığımız için benim için kontratımdaki maddeleri de göz önünde bulundurarak ve daha profesyonel bir bakış açısından Uzak Doğu'ya dönmek istedim açıkçası. Hatta ben sakatlanmasaydım, çünkü biliyorsun en işi Rockets'ta bir sezon geçirdim. 3 sene Toyota'da oynadıktan sonra 4. sezonumu başka bir takımda devam ettirdim. Fakat yarı finallerde sakatlandım. Sakatlandığım yerde biraz riskli fakat çok şükür ameliyatsız geçtiğim için beni zorladığı bir dönem oldu. Çok iyi bir osteopatla geri döndüm. Belki en büyük şansım oldu. Daha profesyonel, daha antrenman temposunu biraz aşağı çekebildiğim fakat maç temposu, maç adrenalini olarak da kendimi üst seviyede tutmam gereken bir lige gitmem gerekiyordu. En büyük etkenlerden bir tanesi daha önce çalışma temposunu bildiğim antrenörlerin bir tanesiyle çalışma imkanı bulmaktı. Yani bunların hepsini elediğimde aslında çok doğru bir tercih yaptım. İstediğimi aldım Brezilya Ligi'nde ve o kontratımdan çok daha iyi şartlarda Uzak Doğu'ya geri döndüm. Dolayısıyla bunların hepsi aslında böyle un eliğinden geçmiş ve bu şekilde karar verilmiş. Dönmek ister miyim? Bir gün dönmek isterim tabii ki. Eğer tabii ki voleybol kariyerinin uzunluğuna da bağlı ama çok böyle zorlu başlayan koronalarla, yani belki Aralık sonuna kadar beni hem performans anlamında, çünkü takımımız iki kez korona geçirdi ve ben hiç geçirmemiştim. Dolayısıyla çok da ağır oldu benim için. Tabii ki her takım geçiriyor ama herkes farklı etkileniyor. Brezilya biraz da içeride böyle sağlam durmanız gereken bir lig. Yani o psikolojiyle oynama durumunu da seviyorlar. O spor ortamının size verdiği başarılı baskı ve bunu şov haline getirerek belki birazcık performansı sahaya yansıtma kısmı var. Dolayısıyla hepsi bana böyle bir tecrübe oldu. Ben şu anda ne istediğimi biliyorum, neye ihtiyacım olduğunu biliyorum. Uzun yıllar da yok önümüzde, sonuçta bir yerde bu bitecek. Bu farkındalıkla beraber geri dönmenin benim için en doğru karar olduğuna karar verdim. Uzun yıllar yok diyorsun ama Minas'ta 41 yaşındaki Gattas'ta oynama şansına sahip oldun. Nasıl bir oyuncu? Sen de bu kadar uzun süre kalabilir misin onun gibi? Ne dersin Gattas hakkında? 41 yaşında diyoruz ama hiç öyle gözükmüyor. Sahada çalıştığı zaman antrenmanın her dakikasını performans anlamında, kaptan olarak yani outfit anlamında herkesi antrenmanda iyi çalışmaya teşvik eden bir sporcu anlamında önemli bir örnek aslında. Tabii ki her antrenmanı üst düzeyde saatlerce yaptırmak değil ama olduğu süre içerisinde sahada ısındığı andan itibaren hem gruba hem takıma hem antrenmanı bitirdiğinde grubun en son elemanının antrenmanının bitmesini bekleyecek kadar profesyonel bir tavırla karşılaştım. İyi bir kaptan, iyi bir profesyonel, iyi bir winner aynı zamanda. Biz orta oyuncuların, şimdi tabii ki Eda ve Zehra'dan orta oyuncuların skorer olmasına alıştı artık. Türkiye'de alıştı ama Avrupa'da böyle bir anlayış yok. Daha çok işte köşe oyuncuları ve pasör çaprazında bu ağırlığı görürsünüz. İşte benim oynadığım takımda biraz daha böyle orta oyuncuların da sorumluluk aldığı, takıma ivme kazandırdığı, risk aldığımız böyle bir oyun tarzı vardı. 41 yaşında hala böyle sorumlulukların üstesinden geliyor olabilmek bence bu şampiyon olan bir kaptandan daha fazlası demek. Dolayısıyla çok büyük saygı duyuyorum. Çok da keyifli bir karakter dışarıda da zaman geçirdiğimizde. Çok da sevimli ve keyifli bir karakter aynı zamanda. Peki sen yani devam edecek misin? O yaşa kadar devam etme gibi düşüncen olur mu? Şimdi bunu söylemek gerçekten çok zor. Sene sene gitmek lazım. Tabii ki voleybolu sevdiğim için devam ediyorum bu arada. Böyle bir planım yok. Yani İyi giderse, beni motive eden şeyler olursa ki bu oldu. İşte 33 yaşında bir şampiyonluk yaşadım Brezilya'da. Çok önemli bir ekol. Hala bir şeyler öğreniyorum. Hala bu duygularım değişiyor. Hala maça girerken heyecanlanıyorum. Her antrenmanda daha çok terlemek istiyorum. Yazlarımı bile ekstra
çalışarak geçirmeyi, değerlendirmeyi uygun buluyorum. Bunların hepsi, kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Profesyonel bir hayat düzenim var. Dolayısıyla kendime yatırım yapıyorum. Sağlığıma yatırım yapıyorum. En azından becerebildiğim kadar kendimi iyi düzeyde tutmaya çalışıyorum. Eğer vücudum da bana iyi cevap verirse, bunu mental olarak da üst seviyede yapabileceğimi düşünürsem, evet biraz daha uzatmak isterim tabii ki. Ama bu tamamen arz talep meselesi. Talep gördüğünüz zaman motive oluyorsunuz. Kupaya dokunduğunuz zaman biraz daha uzatmak istiyorsunuz. Dolayısıyla hepsi birbirini böyle desteklerse tabii ki birkaç sene daha uzatmak isterim. Peki Neriman bu süre, uzattığı süre zarfında yeniden Türkiye'de olacak mı? Herkes bana ara ara böyle bir şeyler soruyor. Şimdi benim yurt dışına çıkmak istediğim seneler, dediğim gibi, hep böyle yurt dışındaki liglerin işte o popülaritesi falandı aslında. Daha iyi kendimi geliştirebileceğim, sahada sürekli kalmak istediğim zamanlardı. Şimdi Türkiye herkesin izlediği bir lig haline döndüğü için tabii ki Türkiye'de forma giymek çok önemli, çok değerli benim için. Şimdi böyle bir rota olarak da bir geri dönüş var ama gelecek yıl dönmeyi planlıyorum dersen bu kötü bir yalan olur. Bu benim de çok kendimi inandırdığım bir yalan değil. Fakat tabii ki gelen teklifleri değerlendirerek yine profesyonel anlamda beni tatmin edecek, beni geri getirecek bir şey olursa, çünkü artık öyle bakmak durumundayım, artık o yaşlardayım. Onu değerlendirerek böyle bir şey olabilir ama söz vermek imkansız gibi bir cevap vereyim. O zaman şöyle bir şey sorayım. Birçok oyuncu, sporcu her zaman kariyerini başladığı kulüpte bitirmeyi hayal eder. Senin de böyle bir hayalin oldu mu? Tabii burada teklif falan olduğu konusunu bilmiyoruz ama senin böyle bir hayalin var mıdır? Eczacıbaşı'nda ya da Galatasaray çok sevdiğin bir camia. Evet. Orada bitirmek gibi bir hayalin var mı? Ya tabii ki taraftarı olan bir kulüpte bitirmek isterim. Çünkü spor en nihayetinde her şeyin ötesinde bir şov. Bu şovu insanlar için yapıyoruz. Görsel anlamda bizim yaşadığımız duyguları, tabii ki o adrenalini tamamen tribünlere geçirmek imkansız. Ama bazen eleştirilen oyuncular bile olur. Ya o kadar hata yapıyor, hala gülüyor falan. Aslında gülmek bizim için iyi görünmek, keyifli durmak, yaptığımız işten keyif çıkarmak ve bunu şov haline getirerek tribünlere yansıtmak bu işin en önemli parçası. Yani beni oraya izlemeye gelen İnsan cebinden işte X rakamı çıkartıp beni ön sıralarda izlemek için saatlerce masa başı çalışıyorsa ben onun hakkını vermeliyim, iyi terlemeliyim, iyi gözükmeliyim. Maç bittiğinde onu beklemeliyim. Çünkü o benim için bekledi, bir hafta bekledi. İşte bunu bizim birazcık geriye ödediğimiz zamanlar sahadaki performansımız, eğer performans yeterli değilse, tatmin edemiyorsak tabii ki saha dışı davranışlarımız, örnek teşkil ediyor olmamız, iyi bir idol profil oluşturmamız diye düşünüyorum. Dolayısıyla spor bizim gördüğümüzden çok daha fazlası, eleştirdiğimiz noktaların çok daha dışında bir şey diye düşünüyorum. O zaman dönmeyi en azından kafasında düşünüyor gibi. Yani şöyle söyleyeyim, Aralık'ta bir turnuvamız vardı döndüğümüzde, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda. Gerçekten takım olarak çok, bence performans anlamında koronadan yeni çıkmış, böyle kendine gelemeyen bir takım havamız da vardı. Tayısı sakattı. Oturtmaya çalıştığımız, daha hızlandırmak istediğimiz bir voleybol vardı. Ama dışarı çıktığımda herkes o kadar iyi hissettirdik ya, maçı kaybediyoruz ama sanki böyle kazandığım değerler çok fazla. Yani sahanın içinde geçirdiğim zaman bana çok şey kazandırıyor. İnsanların sadece fotoğraf çektirmesi değil ama ya seni özledik demeleri bile o kadar çok besledi ki beni o dönemde. Ben de onları çok özledim. Türk seyircisi tarafından alkışlanmak bana çok iyi geldi. Dolayısıyla olabilir tabii ki. Ben de çok özledim bu arada. Çok eskilere gidelim. Rusya'da ilk Ural Açukay'la yurt dışı deneyimi yaşamıştın. Orada büyük bir kampa gittin. Onları, orada neler yaşadın? Gerçekten çok sert bir kamp olduğunu herkes söylüyor. Senin ağzından da dinleyelim. Şimdi tabii ki herkesin aslında çok sert olarak tanımladığı, çok böyle tavır olarak sahada herkese bağırıp çağırdığı ve böyle gördüğümüz, aslında tamamen karakter olarak bana göre değişik Nikolay Karpol, dünyanın en başarılı antrenörlerinden bir tanesi. Onun daveti üzerine önce iyi insan olabilmek, daha sonra iyi bir sporcu haline dönüşebilmek adına, bunun formülünü de bence en iyi bilenlerden bir tanesi olduğunu düşündüğüm için Ural Açukay takımına izin verilmediği halde, yani ben çok izin alarak gitmedim oraya, izin vermediler hatta bana. Ondan sonra bir şikayet üzerine geri döndüm. Aluşta kampı vardı. Bu Ukrayna'nın en çok oksijen alan bölümü. Yani orada bütün olimpik atletlerin, Şarapova'nın dahil, işte o zamanlar gelip antrenman yaptığı, o oksijenle birlikte, çünkü kamp verimliliğinin arttığı ispatlanmış da bir yer. Bizim Karadeniz tam karşısı. Öyle bir yerde bir kampa gittim.
inanılmaz zorlandım. Çünkü bizim çalışma standartlarımızın tamamen dışında önemli bir üniversitede araştırma konusu olarak bütün tezleri toplayarak bir sonuç elde ederek sporcuya ne kadar yüklenilmesi gerekir bilinerek, fakat ben çok fazla yüklenildiğini hissederek günde 3 tane antrenman, işte sabahları 6.30'da bir ormanın ortasında bir anda servisimiz duruyor ve koşmaya başlıyoruz. Yani koşmak istediğim mesafeyi bilemediğim, eğer bir tane arkadaşımı kaçırırsam belki ormanın ortasında yalnız kalacağımı düşündüğüm, aslında bir tane antrenörümüz en arkadan bizi takip ediyormuş ama bunu bile bilmediğim, bir tane Mirele Delic diye bir Hırvat yabancı arkadaşımla birlikte böyle bir tecrübem oldu. Bana çok şey kazandırdı. İnanılmaz değişik bir vizyon bence elde ettim. Çok küçük yaşlarda farkındalığım arttı diye düşünüyorum. Kendime özgüvenim çok fazla arttı ve o gün geri döndüğümde ben tekrardan dışarı çıkacağımı biliyordum. Çünkü hep böyle küçük bir çocuğun içinde hayal vardır ya, onu büyütürsünüz. Ondan sonra ona sarılıp onun için motive olursunuz. İşte çok uzun bir süre yine benim yurt dışına çıkıp kendimi ispatlamam gereken öyle bir dönem motivasyonum olmuştu, evet. Güzel de bir bence anıydı benim için, önemli bir motivasyondu. Ve ben tekrardan kariyerimde Rusya'dan bir geçtim. Her gittiğim yerde aslında iyi bir iz bırakmak istiyorum. Aslında orada iyi hatırlanmak istiyorum. O zamanlar hep almak üzere yurt dışına çıkıyordum. Çünkü hep işte bu ligden bunu öğrenmeliyim, bu antrenörden bunu öğrenmeliyim diye hep kendimi doldurdum. Şimdi sanki böyle biraz da geri vermek istediğim o yaşlara geldim. Şimdi artık benim birlikte antrenman yaptığım sporculara bir şeyler kazanmak istediğim dönemler. Birlikte çalıştığım sponsorlara, temsil ettiğim sponsorlardan hem öğrenerek hem de teşekkürü iyi yapmam gerektiği zamanlara geldim gibi. Peki senin gibi bir kişiyi daha Japonya Ligi'nde izleyeceğiz, Tuğba Şenoğlu'nu. Ne dersin, doğru bir karar verdiğini düşünüyor musun? Sen çok Japonya Ligi'nde oynadın çünkü uzun yıllardır. Doğru, senle konuştu mu? Sen ne dersin Tuğba hakkında? Doğru bir karar verdiğini düşünüyor musun? Tuğba benimle iletişim kurmadı Japonya'ya transferinin öncesinde ya da sonrasında. Ben erken imza attım fakat bu Japon kulüpleri açısından liglerin bitmesi beklenir. Aynı zamanda transfer edilen sporcunun liginin de bitmesi beklenir. Bunu sosyal medyada ya da medya platformunda official olarak duyurmak için. Dolayısıyla bence Tuğba zaten benim oraya döneceğimden çok emin değildi. Ya da ben onun oraya gittiğini daha önce duydum. Tuğba anlamında çok böyle haddim olmayarak, tabii ki her sporcunun seçimlerinin altında bazı nedenler yatar. Belki onun da hayaliydi yurt dışına çıkmak. Belki kendini hazır hissettiği nokta buydu. Fakat Asya mı, Avrupa mıydı, İtalyan Ligi miydi, Japonya Ligi miydi? Bunların hepsi birbirinden çok farklı ligler. Şimdi Türkiye Ligi bunların en iyilerinden bir tanesi. Ama onu dışarı çıkaracak faktörler, özellikle şampiyon olmuş bir... Şimdi biraz önce bana sordun ya, yani şampiyon da oldun Neriman, niye dönüyorsun? Yani rahat değil miydin? Evet. Çok da güzel videolar izlediniz, herkes birbirine sarılıyor, hani mutluydum, huzurluydum. Brezilya seyircisinin özellikle son dönemlerde sevgisini çok hissettim. Fakat beni döndüren bazı faktörler vardı. Mutlaka Tuğba'nın hayatında da onu oraya döndürecek ya da kariyer planlamasında, menajeriyle birlikte yaptığı kariyer planlamasında oradaki başlangıç onu ileri götürecektir diye düşünüyordur. Ya da belki kendini iyi hissetmek istediği nokta, belki ben biraz böyle görmek istiyorum çünkü onu. Çok fazla sahada bence istediği süreyi alamadığını düşündüğünde, ya bu sorumluluğu ben evet sırtlanabilirim, hatta içeride tek yabancı olarak da bunu ispatlayabilirim gibi belki böyle bir motivasyonu olabilir. Kendine özgüveninin şu anda en doruk noktasında olduğunu hissettiği, çünkü hemen olimpiyatların ardından bir sezon geçti ve onun ardından böyle bir gidiş oldu. Fakat şöyle de bir ablası olarak kabul eder mi etmez mi, hani nasıl alır bilmiyorum ama çok nacizane, başka bir olimpiyat dönemi çok yakın. Şimdi burada Asya Ligi tercih edilmeli mi konusunda, özellikle bir outside hitter, yani bir servis karşılayıcı, bir smaçör olarak bu yapılmalı mıydı? Yani milli takım serüveni devam ederse sorun yok ama tekrardan milli takım seviyesinde, şimdi biliyorsun tabii ki bazı devşiren oyuncular da var. O mücadeleye girmek, forma mücadelesine girmek de biraz daha zorlaşacaktır diye düşünüyorum. Ben olsaydım yapar mıydım diye kendi kendime sorduğumda, ben belki bir İtalyan ligini, ben çünkü öyle tercih ettim. Hem sorumluluk alabileceğim, hem kendimi geliştirebileceğim, hem böyle yani aynaya baktığımda da bende kötü durmayacak.
bu sorumun altından kalkabileceğimi düşündüm. Ligleri tercih ettim. Japonya'na çok şey kazandıracaktır bu arada. Belki ona ihtiyacı vardı. Dedim ya, Japonya Ligi sadece saha içi değil, saha dışı da karakter olarak çok kendini geliştiren bir lig. Ben kendini bu anlamda da çok fazla geliştirebileceğini de düşünüyorum. Hem çok iyi bir eleştiri oldu belki, çok doğru bir karar gibi. Hem de belki periyotlama olarak biraz riskli. Çünkü başka bir olimpiyat dönemi var. Tuba gibi bir oyuncu her takımın bence ihtiyacı var. Çok da beğeniyorum. Saygı da duyuyorum. Yaşı küçük olmasına rağmen bence o sorumluluğu, çünkü bench'ten gelip yani o sorumluluğu alıp takım artık aşağı doğru bir inme yakalamışken, ya tamam buradayız, tamam yapacağız gibi onları herkese inandırabilmek. Ya Tuba içeri girdi, şimdi yapıyor muyuz gibi düşündürebilmek de önemli. Dolayısıyla bence bunların hepsini başarmış da bir sporcu olarak. O orada başarılı olabileceğini düşünüyor, bunu biliyor, belki hissediyor. Ve döndüğünde de aynı şekilde aynı saygıyı, sevgiyi görebileceğinden emin olduğu için böyle bir karar verdi diye düşünüyorum. Peki buraya gelen bir oyuncudan bahsedelim. Senin takım arkadaşın Magris, Naz'ın yerini aldı Fenerbahçe'de. Hı hı. Ne dersin, Fenerbahçeliler Magris'ten ne beklemeli? Şimdi Magris çok özel bir karakter. Magris inanılmaz zeki bir pasör. Japonlar yaş olarak hep böyle bir 26'da bırakan. Tabii bu ne demek? Ben oradayken 19 yaşındaki pasörlerle çalıştım demek. Şimdi 19 yaşındaki pasör hala öğreniyordur. Smaçöre güveniyordur kendinden çok. Şimdi Magris'te bunların hepsi daha değişik. Magris tamamen oturmuş. Karakteri, kimliği, sporcu kimliği, olimpiyatlarda final oynamış. Dolayısıyla CV'si dolu. Kadın olarak da, sporcu karakteri olarak da, bir takım arkadaşı olarak da, bir dost olarak da. Magris çok dolu bir kişilik. Magris çok zeki bir kişilik. Çok duygusal. Ben anlatmaya çalıştım biraz. Fenerbahçe forması çok değerlidir diye. Türkiye'deki insanlar doğduklarında Fenerbahçeli doğanlar var diye. Bu çok değerli bir şey. Ya bunu sokakta yürürken hissedeceğini söyledim. O biraz anladı, heyecanlandı. Yani beni dinlerken bile o heyecanını, gerçekten böyle bir oluşuma, böyle bir kulübe mi gidiyorum? Çünkü Minas'ta aynı Fenerbahçe gibi Brezilya'da böyle bir kulüp. Dolayısıyla onun hem alışık olduğu o ilgiye, sevgiye, bununla oynamayı becerebildiği, bununla oynarken keyif aldığı ve tribünleri coşturduğu, takım zorlanıyorken fake bir pasla o smaçörü geri kazanma, ondan sonra da tribünleri böyle ayaklandırma gibi hareketleri var. Bunu bir pasörden çok kolay beklemezsiniz. Çünkü pasör her zaman daha naif, arada derede, çok fazla son topları bitirmeyen ama oyunun beyni dediğimiz en önemli nokta. Bence önemli bir beyin aldılar. Önemli bir potansiyel bence takım içinde. Kesinlikle oynayacakları oyun hızlanmalı diye düşünüyorum. Hızlanır diye düşünüyorum. Hızlanmalı derken hani ters için işine karışmak gibi, o çok da sevdiğim, saygı duyduğum bir antrenör. Çünkü final serisinde az çok seyrettim. O kazandıkları zaman kendi oyunlarını en üst düzeyde oynadıkları zaman, ama kaybettiklerinde hep tempo olarak biraz daha altında kaldılar. Vakıfbank daha hızlı oynamayı seven. Şimdi Arena'nın hızlı oynamayı başladığını ben düşünemiyorum. Yani harika bir şov olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda Melissa Vargas herhalde sonradan dahil olacak takıma. Yani çok önemli bir hücum kuvveti var elinde Magris'in. Yani bu kuvvetle bence onu izlemek çok keyifli olacak. Naz da çok önemli bir pasör bizim için, onu da söyleyeyim. O da inşallah gittiği kulüpte çok iyi performans gösterir. Onun için de farklı bir tecrübe olur. İşte ligdeki böyle güzel pasörlerin kalitesinin artması, çünkü dünyada çok fazla yok. Hepsinin böyle Türkiye'ye yavaş yavaş geliyor olması bence seyir zevkini de arttıracaktır. Bence sevecek. Türkiye sevecek. Magris'i çok sevecek diye düşünüyorum. Çok naif, çok utangaç bir karakter. İyi hissettirelim, çünkü onlar bana öyle hissettirdiler. Özellikle Magris bana çok yardımcı oldu. Umarım biz de ona iyi hissettirebiliriz geldiği ilk andan itibaren. Çünkü çok da hak eden bir sporcu. Peki Neriman Özsoy'un Türkiye'de beğendiği smaçörler kim? Türk smaçörler. Türk smaçör mü? Nasıl değerlendirirsin ya da Hande'yi, Salih'i, İlkin'i? Ya şöyle söyleyeyim, açıkçası çok dürüst olmak gerekirse onların üzerine çok büyük bir baskı var diye düşünüyorum. Hep böyle algı olarak hem antrenörün, yani olimpiyatlar dahilinde verdiği bazı demeçler var. İşte burada eksiyiz. Ya ortalarda pasör çaprazında iyiyiz ama dört numaraları hep böyle baskı altında tutan açıklamalar. Onları bazen motive ediyordur, bazen motivasyonlarını kırıyordur, bilmiyorum. VNL öncesi, VNL sonrası. Ya bunları söylemek benim haddime düşüyor mu onu bilmiyorum. Ama bunlar zaman zaman sporcunun hayatında motive edebilecek,
Tabii ki içerideki iletişimi de bilmiyorum. Belki de hakikaten o anda öyle bir eleştiriye ihtiyaçları vardır. Ondan besleniyorlardır ve motive oluyorlardır. Yani biz eğer bu smaçörlerle, söylediğim bütün isimlerle Avrupa ikincisi olabildiysek, o kızlar o formanın hakkını verdiyse, kendi takımlarında da o rolü belki onlara vermeliyiz, o sorumluluğu, öyle değil mi? Yani kendi takımlarında o sorumlulukları onlara yüklemiyoruz. Yani bu oyuncular kaç tanesi 24-24'te top vuruyor? Yani tabii ki çok saygı duyuyorum. Nasıl top vursunlar Neriman? Bir tanesi Boşkoviç ile oynuyor, bir tanesi işte Egonu ile oynayacak. Yani sen olsan atar mıydın, ne anlatıyorsun diyebilirsiniz. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer biz onları yaz dönemleri eleştirmek istiyorsak, o zaman onlara gerçekten bu imkanı sağlayacak, en azından eleştirme durumuna getirecek, onları rencide etmeden bu arada bir imkan sağlamalıyız. Onları görmeliyiz, o sorumluluğu vermeliyiz. Ondan sonra durup ya Melisa Vargas vursun, Boşkoviç bitirsin, tam 30 sayı alsınlar. Ama Hande Miliha, işte Tuba, Saliha, işte İlkin, belki bunların arasında en fazla bu imkana sahip olanlardan bir tanesi İlkin. Fakat içeride olsalar bile daha aktif kullanmamız gerektiğini düşünüyorum dört numara. Eğer yetiştirmek istiyorsak, burada bu kadar uzun süre geçiyorsak hem yabancı antrenörler anlamında, yani onlardan önce belki ülkemizdeki antrenörlerle böyle toplanıp onlara sormamız lazım. Yani neden eleştiriyoruz o zaman biz? O sorumluluğu onlara vermiyoruz. Tabii ki bakın onların üstündeki baskı da çok büyük. Onlar da şampiyon olmaya çalışıyor. Yani Neriman sen bu işin içinden geliyorsun, bir de burada böyle anlatıyorsun gibi gözüküyor ama öyle değil. Yani onları biraz anlamak lazım. O yüzden ben şimdi herhangi birine yetersiz dersem çok ayıp. Çünkü eğer içlerinden bir tanesi ya ben 24-24'te top vurmuyorum ki, o adrenalini yaşamıyorum ki dediklerinde hepimizin susması lazım. Dolayısıyla böyle empati yaparak birazcık çok daha iyi olabilirler. İnanıyorum ki çok daha iyi olacaklar bu arada. Onları asla kötü görmüyorum. Eğer bize bu gururu, final gururunu yaşattılarsa gerçekten o seviyedeler. Fakat biz onları belki de daha aktif kullanmalıyız. Peki Neriman Özsoy çalışılması zor bir voleybolcu mu? Çalışılması zor bir voleybolcu değilim. Böyle bir etiket yaratıyorlarsa belki yani Neriman'ın neden burada oynamadığını açıklamaları lazımdır. Böyle bir etiket buluyorlar. Zor, zor kime göre zor? Zor ne demek? Yani sana göre zor farklı, bana göre zor farklı. Benim winner bir özelliğim var. Yani beni biraz serbest bırakmak lazım sahada. Yani öyle sürekli aşağılanacak, sürekli işte kafasına vurulup bir kenara atılacak böyle bir sporcu değilim. Bunlardan hoşlanmıyorum. Eğer böyle bir kariyer planlasaydım çok daha önceden bırakırdım. Ben özel hissetmeyi seviyorum. En azından yaptığım kadar teşekkür edilmesi anlamında, becerebildiğim kadar bunu hissetmek istiyorum. Sahada önemli olduğumu hissetmek istiyorum. Bu şey demek değil, her top bana gelsin demek değil. Ama becerebildiğim kadar, bana verilen görev kadarıyla bunu yaptığımda rencide edilmeden, arkamdan planlar kurulmadan, dürüst bir şekilde, ben dürüstlükten hoşlanıyorum. Yani arkamdan bir şeyler olduğunu hissettiğimde hoşuma gitmiyor ve o ortamdan ayrılmayı planlıyorum. Dolayısıyla zor benim için, zor bir karakter miyim bilmiyorum. Çok. Çünkü istediğini alabiliyorsun. Sorduğun zaman cevap veriyorum. Kaçmıyorum. Çok zor değil benimle iletişim kurmak. Fakat bilmiyorum. Yani çok kolay olmak da istemem açıkçası. Çok kolay bir kadın olmak istemem. Çok kolay bir sporcu olmak istemem. Onu da olmak istemem. O da hoş değil. Bu bölümü son bir soruyla kapatalım. Herkes çok soruyor ama ben şuradan, uzun yıllardır yurt dışında oynayan bir voleybolcusun. Ülkene dönmek istiyorsun. Yani Neriman Özsoy'un kırgınlıkları var mı? Şöyle söyleyeyim, kimseye kırgın ya da küskün değilim. Böyle bir tavrım yok. Pişmanlıklarım var mı? Var. Ama bu tamamen benim seçimlerimden oluşmuş pişmanlıklar. Geri dönüşlerimle alakalı. Fakat ben herkese hayatıma girmiş, bana dokunmuş, bana voleybolda bir şeyler öğretmiş. Herkese çok minnettarım. Benim minnet borcum var. Yani benim bu ülkeye en başta seyircilere, seyirciler olmasaydı voleybol diye bir şey olmazdı, kimse izlemezdi. Biz bu işten ne para kazanabilirdik, ne sizlerin karşısına geçip ben bugün bu röportajı yapıyor olabilirdim. Dolayısıyla ben bütün takım arkadaşlarıma, herkese, bütün federasyon başkanlarına, özellikle de Akif Üstündağ, yani gerçekten özellikle son dönemde, ya beni öyle bir onur etti ki, işte teşekkürü iyi yaptığınız zaman, Neriman hiç zor bir karakter değil ama teşekkürü doğru yapmıyorsanız, teşekkür etmeyi bilmiyorsanız, ben de o zaman çok teşekkür edemiyorum karşılıklı. Anlatabildim mi? Ya yani bir dakika benim için seninle geçirdiğimiz 10 dakika da önemli. Bu röportaj bittiğinde teşekkür etmek önemli ki
ondan sonra birbirimizin yüzüne gerçekten iyi bakabilelim. Yani benim için tek dert bu. Onun dışında hiçbir böyle bir şeyim yok. Türkiye ile alakalı yok. Bayrak benim. Hiçbir yabancı ile alakalı bir problemim yok. Herkes iyi olsun istiyorum çünkü ben iyiyim. O yüzden herkes iyi olmalı. Baba, federasyon başkanımız, voleyboldaki babamız. Ya o anı anlatmanı istiyorum aslında. Yani orada ne hissettiğini. Ya bana gerçekten son dönemde yaşadıklarımla ilgili babalık yaptı diyebilirim. Bunu rahat bir şekilde söyleyeyim. Çok büyük bir onur ve gurur yaşattı. Türk seyircisinin önünde dünyanın en önemli turnuvasında 7 kilo falan da herhalde çiçek bilmiyorum. Hayatımda aldığım en ağır çiçek. Plaketten daha değerli belki de çiçek. Ben orada her şeyi hissettim. Gerçekten çiçek gibi hissettirdi bana. Çok teşekkür ederim. Her şeye rağmen o kadar güzel bir duruş var ki bizzat kendi aşağı inerek bunu yaptı. Çok büyük bir onur etti beni. Olimpiyat sevinci, olimpiyatlara kaldığımız zamanki sevinç. Bu grup benim kariyerimde, yani tüylerimde diken diken oldu. O kadar güzel anılar ki benim milli takım kariyerim bu grup. Başarı, benim için başarı, dostluk, arkadaşlık, uzun bir hikaye. Eczacıbaşı benim için başlangıç. Başlangıçlarım küçük bir Neriman, hırsları olan. Yine bak orada aşağıdayım. Kendimi böyle voleybolcu olabileceğimden emin değilim. Çok kararsız, mutsuz. Çok mutsuz, kararsız bir Neriman görüyorum. Tatminkarlık, orada tatmin oldum. Orada kendimi iyi hissettim. İki kupalı, iki elimde dolu. Burada başarı, vizyon, misyon. Minas, Brezilya, madalya benim için muhteşem bir anı. Anti kardeşim benim. Kardeşim, dostum, sırdaşım, çok sevdiğim, en sevdiklerimden ailem. Yani çok 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 sevdiğim bir insan benim Anti. Yani gerçekten kardeşim gibi. Başka anneden, başka babadan ama kanımdan, canımdan gibi hissettiğim. Hem takım arkadaşım, çünkü çok fazla çevremde tutmuyorum. Tutamıyorsunuz, herkesi yarınlara götüremiyorsunuz. Yarınlara götürdüğüm, benden yaşça küçük fakat beyin olarak gerçekten çok önemli, kendini yetiştirmiş kardeşim. Son dinlediğin şarkı nedir? Son dinlediğim şarkı Brezilyalı, yani Brezilya'da dinlediğim bir şarkıydı. Bipolar ismi. Yani funk dinlemeye başladım orada. Şimdi son dinlediğim deyince buraya gelmeden önce dinlediğim şarkıyı söyledim. Ama onun dışında ya İbrahim Tatlıses dinliyorum ben Türkiye'de genellikle. Çünkü özellikle de şimdi bir gün sonra buradan ayrılacağım. Daha böyle işte ayrılık şarkısı gibiydi. Daha dramatik. Aslında bırakmak istemiyorum falan size ama duygusal, beni iyi hissettiren, söyleyebildiğim, böyle sesim kötü ama iyi hissettiğim söylerken falan bir şarkı yani. Birine benzetildiğin oldu mu? Yani öyle bir şey almadım açıkçası. Ona benziyorsun, buna benziyorsun gibi bir şey özellikle olmadı. Herkesin çok sevdiği ama senin neden seviyorlar ki dediğin bir dizi ya da film var mı? Ya şey vardı. Yabancı dizilerden bahsediyorsun. Yabancı, şey. Türk, hangisini istersen. Ya ama çok ayıp olacak ya. Türk yabancı bu. Yani söylemeyeyim bunu ya. Bunu da geçeyim. Çok çok ayıp çünkü çok büyük emek var. Orada bir proje var falan filan. Var, sevmediğim diziler de var. Kariyerinde kurduğun en büyük hayal neydi? En büyük hayalim olimpiyat oynamaktı. En büyük hayalim. Ondan sonra işte olimpiyat madalyası hayalini kurarken böyle yarımda kalmış bir şey oldu. Yani dolayısıyla şu anda tamamen üst seviyede kalabilmek. Ama olimpiyattı ve bunu çok şükür yaşadım. Maç kazandıran blok bu, maç kazandıran smaç mı? Maç kazandıran smaç. Bilinmeyen bir özelliğin var mı? Çok duygusalım ben. Biliyorlar mı bilmiyorum ama çok duygusalım. Sabah uyandığında en katlanamadığın şey nedir? Annemin alarmı çalmadan önce, uzun süre oldu bu benim hayatım boyunca. Kızım kalkıyorsun değil mi falan. Yani zaten alarm çalınca kalkacağım aslında ama ben çünkü çok hassas benim uykum. Kalkacaksın değil mi bak alarmı çalması. Yani benimle konuşmaya çalışması annemin.
Telefonundaki en ünlü kişi kim? En ünlü kişi yeğenim. 8 yaşında bizim ailemizde en ünlü o. Voleybolda hangi kuralı değiştirmek isterdin? Voleybolda ısınmayı değiştirmek isterdim. Çok sıkıcı geliyor bana ısınma. Kural olarak da fileyi birazcık yükseltmek isteyebilirdim. Birazcık yükseltip daha fazla rally olmasını isterdim açıkçası. Bir de servisin biraz daha geriden atılmasını isterdim. Sana göre şu anda dünyanın en iyi smaçörü kim? En iyi smaç vuranı mı? Smaçör pozisyonu. En iyi smaç vurmayı becerebileni bence Egon'u. Ama smaçör pozisyonunda soruyorsan da şu anda Gabi. Çalıştığın en iyi baş antrenör kimdi? Burada Nikolay Karpol benim çalıştığım en başarılı ve en iyi antrenör. Ama dediğim gibi problemlerden dolayı şikayet üzerine resmi maça çıkamadığım için çok iyi isimlerle de çalıştım. Massimo Barbolini, Caprara falan filan ama kazandığım için Nicola Negro. Bizden bu kadar. Çok teşekkürler samimi cevapların için. Ben teşekkür ederim.